başa görüşecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. İki cumhurbaşkanı daha sonra kameraların karşısına geçecek ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmenin gündeminde kritik başlıklar var sayın seyirciler. Masadaki en önemli madde Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararının ardından Suriye olacak. Suriye'de yaşananlar ve yaşanabilecekler olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Irak'taki askeri üsse yaptığı sürpriz ziyarette Irak'tan çekilmeye niyeti olmadığını vurgulamıştı, hatırlayacaksınız. Erdoğan-Salih görüşmesinin önde çıkması beklenen başlıklarından bir diğeri de elbette terörle mücadele olacak. Kandil ve Sincar'a yönelik operasyonlar değerlendirilecek ve Irak Merkezi Hükümeti'nden terörle mücadele konusunda beklenen destek bir kez daha dile getirilecek. Muhabirimiz Özlem Öztürk hatta, diğer detaylar için seni dinleyelim Özlem, bu kritik ziyarete ilişkin. Onur kıtası. Selam. Onur kıtası. Dur. Selam. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni başladı. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Iraklı mevkidaşını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana kapısında ve Irak Cumhurbaşkanı takım aracıyla geldi. Biraz sonra ekranlarınızda da yansıyacak iki lider. Evet, şu anda ekranlarınıza geliyor. Tokalaştılar ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk resmi karşılama töreni de böylece başlamış oldu. İki lider samimi bir şekilde tokalaştılar. Yılın ilk resmi ziyareti şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Biraz sonra iki ülkenin milli marşları okunacak. Önemli gündem maddeleri var. Özellikle Suriye'deki son gelişmeler değerlendirilecek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülkenin milli marşları çalındı ve bu sırada 21 pare top atışı gerçekleştirildi Irak Cumhurbaşkanı Salih Onur'una. Biraz sonra törene devam edilecek ve Irak Cumhurbaşkanı Onur kıtasını selamlayacak. Önemli konular var bugün yapılacak. Önce baş başa ardından heyetler arası görüşmede özellikle Suriye'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararının ardından bu kararı açıkladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti geçen hafta ve Irak'taki askeri üste Irak'tan çekilmeyi gibi bir planımız yok. Suriye'de bir şeyler yapacaksak Irak'ta Irak'ı üs olarak kullanabiliriz demiştim. İşte
İşte Suriye'deki son gelişmelerin bugün yapılacak görüşmelerde değerlendirilmesini bekliyoruz. Bir diğer önemli gündem maddesi de hiç kuşku yok ki terörle mücadele olacak. Kandil ve Sincar'a operasyonlar değerlendirilecek ve bir kez daha İran merkezi hükümetinden terörle mücadele konusunda destek istenecek. Hem bölgesel gelişmeler hem de terörle mücadele. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde ele alınacak. Biraz önce Onur Kıtasını selamladı Irak Cumhurbaşkanı. Ve ikili ilişkiler ele alınacak elbette. Özellikle ticaret hacminin arttırılmasıyla ilgili görüşmeler değerlendirmeler yapılacak. Bugün önce başa sonra heyetler arası yapılacak görüşmelerde. Özellikle Kerkük, Musul, Basra'da başkonsoloslukların açılması ve bunun yanı sıra Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye sefer yapmasıyla ilgili değerlendirmelerinde yapılmasını bekliyoruz. Şu anda her iki lider birbirine heyetlerini takdim ediyorlar ve resmi karşılama töreninin ardından da önce iki lider baş başa görüşecek, ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek ve Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Ticaret Bakanı heyetler arasında yer alıyor. Evet, iki lider birbirine heyetlerini takdim ediyorlar şu anda. Ve resmi karşılama töreninin ardından iki lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı önce baş başa görüşecek. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek ve söylediğimiz gibi başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları değerlendirecek iki lider. Bunun yanı sıra terörle mücadelede masada olacak. Kandil ve Sincar'daki operasyonlar değerlendirilecek ve bir kez daha Irak merkezi hükümetinin desteği istenecek. Bunun yanı sıra Kerkük, Musul ve Basra'da başkonsoloslukların açılması, Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye'ye sefer düzenlemesi gibi başlıklarda ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaretin arttırılması da ağırlıklı gündem maddeleri arasında yer alıyor. Şu anda söylediğimiz gibi iki lider birbirine heyetlerini takdim ediyorlar. Sonra gazetecilere poz verecekler ve daha sonra da baş başa görüşmeye geçilecek. Baş başa görüşmenin ardından da heyetler bir araya gelecek ve iki lider ortak basın toplantısında da yeni yılın bu ilk ziyaretini değerlendirmiş olacaklar. Irak Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bu ziyaretini gerçekleştiriyor. İran yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararının ardından Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirecekler. Terörle mücadelede yine görüşmelerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması da gündemde. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı merdivenlerden çıkarak protokol kapısının önünde poz veriyor gazetecilere. Yeni yılın ilk ziyaretini gerçekleştirirken ilk üst düzey ziyaret gerçekleştiriliyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreni sona erdi ve iki lider şu birazdan baş başa görüşmelerini gerçekleştirecekler. Ardından da heyetler bir araya gelecek. Kameralarımız Beştepe'de.